Efendim şimdi devam ediyoruz çünkü gözler artık Merkez Bankası'nın faiz kararında. 25 Nisan'da politika faizini %50'de sabit tutmuştu. Bugün saat 14'te yani yaklaşık 5-6 dakika sonra nasıl bir karar çıkacak göreceğiz. İki değerli konuğumuz var. Ekonomist Profesör Doktor Hüseyin Selimler ve yatırım ve tasarruf uzmanı Mert Başaran. Efendim her ikiniz de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Hüseyin Bey ilk olarak İyi yayınlar, hoş bulduk. Sağ olun. Hüseyin Bey sizinle başlamak istiyorum. Genel bir soru, nasıl bir karar çıkacak? Şu an karar %50'de sabit bırakılması bekleniyor. Yani benim beklentim o. Ama genelde geçen ayki para politikası metinlerinde de vurgu yaptı. Aylık enflasyon görünümdeki bozulmayı işaret etti. Şu an %73'ü %75 olarak yenilediler. Yıl sonu enflasyonunu da 36'dan 38'e çıkarttılar. Yani bugün ben büyük bir ihtimalle pas geçmesini bekliyorum ama şöyle bir 250 bas puan arttırsa da benim için sürpriz olmaz. Çünkü hem Merkez Bankası tahmininde %36-38'e çıkartmış durumda ve enflasyon raporu açıklaması yaparken de Mayıs ayında da %75 şeklinde yani %70'ten %75'e çıkarttığı için ufak bir rezeler. Ama asıl para politikasındaki düzelme veya sapma diyeyim, bazı etkisine bağlı olarak enflasyonda düşmeyi bekledik için Temmuz ve Ağustos'ta göreceğiz. Şu an ben sabit bırakacak ama ufak bir artış yaparsa da enflasyondaki gelişime bağlı olarak da sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Peki. Mert Başaran, siz ne düşünüyorsunuz? Tabii hafta sonu Aziz Akova ile birlikte çok başarılı bir program gerçekleştiriyorsunuz. Orada da zaten anlatıyorsunuz, detayları veriyorsunuz ama şimdi çok kısa bir süre kaldı açıklanmaya kararın. Açıklanmadan hemen önce siz nasıl bir beklenti içindesiniz? Ben de hocamla aynı düşüncedeyim. Yani yüksek ihtimal %90 faiz aynı kalır. Herhangi düşme olmaz. %10 ihtimalde belki çok küçük bir artış yapılarak bir böyle küçük bir sürpriz de olabilir. Ama hani aynı kalması gayet beklenen bir şey piyasalar tarafından. Anladım. Tabii aynı kalırsa ne olur ya da biraz daha söylediğiniz yükselme ihtimali olursa ne olur? Ya zaten şu anda baktığınızda piyasa yavaş yavaş dolarizasyondan TL'ye dönüyor gibi. Vatandaş yavaş yavaş dolarını satıp banka faizine koyuyor. Çünkü güzel bir faiz oranı var şu anda piyasada. Dolayısıyla da bu zaten yeteri kadar etki, olumlu etki yaptı. Yani dolar artık bakın artmıyor, duruyor. Hatta geri geliyor. Hatta geri geldiği için Merkez Bankası alım yapıyor. Dolayısıyla hani bir tık daha artarsa doların düşüş hızı daha çok artar. Merkez Bankası daha çok dolar yerine koyabilir. Ama şu an buna gerek var mı? Bence yok. Bence hani faiz arttırmalarına şu an gerek yok. Çünkü zaten epey iyi bir etki yaptı. Yani şöyle düşünün. Çok başınız ağrıyor. Bir tane ilaç var. O ilaç başınızın ağrısını kesti şu anda. Bu başınız ağrısı kesmişken gidip de ikinci kez o ilacı almaya gerek var mı? Yok. Gerek yok. Onu köşede tutup daha kötü bir güne saklamak mantıklı olabilir. Yani yarın yine dolar artmaya başlar. Yarın yine beklentiler bozulur. O zaman kullanılır ama şu an zaten genel bir olumlu piyasada bir rüzgar var piyasalar anlamında. Dolayısıyla bence çok fazla gerek yok. Zaten gayet şey gidiyor her şey. Anladım. Peki Hüseyin Bey, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan daha önce yaptığı açıklamada dezenflasyon konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösterdik. Güvenin yeniden tesisi ve enflasyon beklentilerini daha iyi yönetebilmemiz için politika faizinin birincil araç olduğu politika yeniden oluşturmak için çok şey yaptık. Daha fazlasını yapmaya da hazırız demişti. Buradan faiz indirimini beklemek hayal mi? İnanın 2024 yılı içerisinde beklemek biraz dediğiniz gibi hayal. Çünkü enflasyonda baktığımız zaman hala bir yükseliş var. Ve Mayıs ayı itibariyle %73 olacak. Ve yıl sonu enflasyon beklentisini de %36'dan %38'e çıkarttılar. Ve dezenflasyon süreci yılın ikinci yarısından başlayacak ama bu da baz etkisine dayalı olarak kendileri de ifade ediyor. Dolayısıyla burada bir sapma faiz indirimi değil arttırımı bile gündeme gelebilir. Yani şu anki senaryo kendilerince olumlu işliyor. Yani hem yükselişi öngörüyorlar, evet artı. Yılın ikinci yarısından da zaten 2023 Temmuz Ağustos enflasyonu sırasıyla 9.49 ve 9.09. Yani baz etkisinden faydalanmak için iyi bir süreç. Ancak burada aylık bazda enflasyon ve fiyatlar yine artmaya devam edecek. Yani baz etkisi bize son 12 aylık dönem içerisinde enflasyonun düştüğünü gösterir. Fiyatların düştüğünü göstermez. Aylık enflasyon örneğin Haziran'a göre daha da yüksek çıkabilir. Sadece Temmuz ve Ağustos'ta geçen yıl yüksek olduğu için düşecek. Dolayısıyla biz baz etkisinden de faydalansak bu enflasyon sürecinin çok başarılı olduğu anlamına gelmiyor. Ondan sonra asıl etkilerini göreceğiz. Ki kaldı ki biz Temmuz ve Ağustos'ta bu baz etkisini de istediğimiz gibi faydalanamazsak
Yıl sonunda 132 tutturmak bile zor olabilir. Şu an iyimser senaryo düşünüyoruz. İşte hocamız da belirtti. Dolarizasyonu biraz olumlu bir, en az sabit bir düzeyde seyrediyor. TL'ye geçişler biraz daha güçlü. En azından kır kurumalı mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı biraz düştü. Turizm sezonu da olumlu geçmesi gibi etkilerle eğer kurda da ikinci dönemde de bir artış olmazsa baz etkisi de iyi faydalanırsa o dezenflasyon sürecini iyi bir şekilde yaşayabiliriz. Yani Ama enflasyonda daha yatırım kötü düşmüyor. günleri görecek miyiz? Bu mu demek olur? Zaten Mayıs'ta bir kere göreceğiz. Bir kere yetmiyor Anladım. bir şey. Ama Temmuz ve Ağustos'ta biz bir para zaten geçen para politikası metinlerinde de bahsedildi. Para politikası gecikme etkileri. Bir onların yansımalarını göreceğiz. Bir de gerçekten baz etkisinden faydalanacak mıyız? Faydalanmayacak mıyız? Bu bizim rotamızı daha netleştirecek. Anladım. Şimdi saat 14 oldu. Şimdi karar gelecek. Gelir gelmez de zaten ekranda son dakika ibaresiyle de göreceğiz. Şimdi gelir gelmez de söyleyeceğiz. Mert Başaran, faiz indirimi ne zaman başlar peki? Faiz indirimi enflasyonda kalıcı olarak bir inişi görmeye başladığımızda başlar. O da benim tahminim yazdan sonra öyle bir Kasım, Ekim, Kasım gibi iyi senaryoda. Bu arada son dakika araya giriyorum. %50'de sabit tutuldu. Evet. Devam edin lütfen Beklediğimiz buyurun. gibi, beklediğimiz gibi hayırlısı olsun. Dediğim gibi böyle bir şey bekliyorduk zaten. Yani benim düşüncem Ekim, Kasım gibi, Aralık gibi biraz böyle enflasyonda ciddi bir düşüş gözükmeye başladıktan sonra yapılır. Daha erken yapılırsa çünkü sıkıntı. Daha erken yapılırsa tekrardan aynı hatalara döneriz. Anladım. Yani son çeyrekte faiz indirimini bekliyorsunuz. Evet. Anladım. Eğer Peki. her şey olumlu giderse tabii. Peki birazdan detaylı metin de gelecektir. Siz, Hüseyin Bey, siz de görünce size de soracağım metindeki detayların ne olduğunu da. Ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Şimdi piyasadaki faizler politika faizinin altında kaldı. Bu ne demek oluyor? Şimdi normal şartlarda para politikası faiz oranı bir gösterge ise piyasadaki faiz oranında buna paralel belirlenmesi gerekiyor. Yani çünkü sonuçta politika faizi nedir? Bankanın Merkez Bankası'nın aldığı borçun tutarı. Piyasada mevduat %56 ile borçlanırken Merkez Bankası %50 ile borçlanıyor. Ki faiz koridoru da var o %53'e fırladı. Şimdi bu maliyet artınca bankalar bunun dışındaki para bulma fon kaynaklarına daha yüksek faiz ödeyebilirler. Ama baktığımız zaman burada çok istikrarlı olmuyor. Örneğin Merkez Bankası politika faizini arttırınca mevduat faizinin artmasını istiyordu. Çünkü kur korumalı mevduata da yönelmeyecekti para. Yani dövize yönelmeyecekti. Mevduatta kalacaktı ama Türkiye'de Sayın Cevdet Akçay'ın zamanla bazı linkler kopmuş durumda. Yani bir yerdeki artış diğer yerlerdeki artışı tetiklemiyor. Bunlar ne oldu? Örneğin kredi kartlarına, kredi mevduat hesabına faizler, borçlanma faizleri, tahvil faizleri, bankanın mevduat faizleri belli bir çevrede sıralanmakla birlikte bu arada politikası faiz oranı bazen farklı yönler izledi. Ki burada da enflasyon yüksek. Yani şu an %70'e yakın bir enflasyon var. Politika faizi 50. Mevduat faizi %56. Tabii ki şu an birleşmesini beklemiyoruz. Bir sonraki durumu dikkate aldığımız zaman normal kabul edebiliriz ama hala enflasyon yüksek seviyede olduğu zaman vatandaş da parasını enflasyonla korumak için daha farklı faiz talepleri ediniyor. Ama bankalara baktığımız zaman da şu an kredi kullandıracağım diye bir zorlama içerisinde değil. Tam tersi kredi kullandırmıyor. Dolayısıyla mevduatı olan talepleri de çok böyle agresif bir pazarlama yapalım, mevduat toplayalım gibi bir faaliyet içinde olmadığı için faiz oranlarının enflasyonu politika faizini dikkate alarak belirlemeye çalışıyorlar. Anladım. Şimdi Merkez Bankası'nın açıklaması var. Onu da okumak istiyorum. Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Mert Başaran, bunun detaylı açıklaması nedir? Ya bunun Türkçe meali gayet yapılması gerekeni yapıyorlar. Kredileri sıkıştırarak piyasalarda aşırı enflasyonu ve aşırı tüketimi kesmeye çalışıyorlar ve bunda da gayet başarılı oldular. Tüketim azaldı. Bir sürü şey ne konut, ne ev, şey, ne araba, ne diğer ürünlerde böyle eskisi gibi böyle çok hızlı bir artış yok. Çünkü insanlar artık paraya erişemiyorlar. Paraya erişemedikleri için de o para bolluğu kalmadığı için de gereksiz şekilde bir balon oluşmuyor. Balonlar sönmeye başladı. Bunlar olumlu. Tabii burada da bir şey incelemek lazım. Orada da zaten onu anlatmaya çalışıyor. Hani bunun sonunda tabii reel sektöre de bunun olumsuz etkisi olabilir. Yani bir balonu söndüreyim derken bunun
başka yerlerde de yan etkileri de olabilir. Bunu şimdi zaten görüyoruz. Büyük şirketlerin hem döviz kurunun aşırı uygun ve düşük kalmasından dolayı, enflasyonun altında kalmasından dolayı, hem de faizlerin yüksek olmasından dolayı, tabii reel sektör şu an çok kolay bir dönem geçirmiyor. Evet. En zor dönemlerinden birini geçiyor. Üretim zorlaşıyor. Üretim maliyetleri artıyor. Bir sürü şirket sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla bunları da inceleyecekler ve ondan sonra da yani bir an önce her şeyin normale dönmesini gördükleri anda da tekrardan kredileri açıp normale döndürecek. Anladım. Peki Hüseyin Selimler, şimdi 2022 ve 23 yılında özellikle ekonomi hakkında atılan adımlar ekonomistler tarafından çok fazla eleştiriliyordu. Ama bugün gelinen noktada şimdi sizler de aynı yorumları yapıyorsunuz ve birçok uzman da artık doğru adımların atıldığını ve ilerleyen süreçte normalleşmenin daha kolay başlayabileceği ihtimalinin doğduğu konuşuluyor. Şu anda atılan adımlar daha doğru mu, bunu söyleyebilir miyiz eskiye nazaran? Şimdi tabii ki eskiden ilişkilerin esas neydi? Enflasyon artarken faiz indirimlerine gidildi. Yani sabit bırakılmadı, arttırılması gereken. Tabii ki oradaki belirli temel yanlış adımlardan bir dönüş oldu. Ama kendileri de ifade ediyor. Para politikası gecikmeli etkisi var. Yani 9 ay, 12 ay gibi. Örneğin seçimlerden sonra, genel seçimlerden sonra 8,5 olan politika faizi %50'ye yükseldi. Merkez Bankası rezervleri, kurlardaki seviye, ticaret dışarı kaçı, ufak çaplı bazı iyileşmeler, ama tabii ki atılan adımların sürdürülebilir olması gerekiyor. Ve daha önce atmış olduğumuz adımların da bugün etkisini görmemiz gerekiyor. Ama olumlu derken tabii atılan adımlar olumlu, ama bazen ne diyor? İşte tasarruf kısmını eleştirebiliyoruz. Merkez Bankası rezervleriyle ilgili eleştirilerimiz olabiliyor. Enflasyonda bu örneğin daha önce sabır dilediğimiz ya da enflasyon düşecek, dezenflasyon süreci biraz daha sabredinlerken sabırı kimden bekliyoruz? Vatandaş satan mı gücü ediyor? Tabii ki o türlü eleştirilerimiz var, ama sonuçta bir faiz adımı atıldı. Gecikmeli etkileri var. Cihar açım dışarı kaçığında bir ufak çaplı olsa bir, ki yine yüksek seviyelerde, ama geçmiş yerine güzel var. Bu atılan adımın istikrarlı olması, takibinin yapılması ve yani seçimlerde bittiği için biraz daha popülist politikalardan uzaklaşacak olması, daha rasyonel adımlar atmasını bekliyoruz. Çünkü enflasyon gerçekten yarayan bir kanal. Özellikle bizim gibi sabit ücretlerin kesimi yüksek olduğu bir ekonomide enflasyonun mağdur edilen kesim çok. Kur korumalı mevduat gibi ya da faizden yüksekliğinden dolayı parası olan daha çok kazandığı bir dönem. Biz o dengesizliklere vurgu yapıyoruz. Onun dışında faiz evet düşük deniyordu. %50'ye geldi. İşte bundan sonra %55 olsa ne olur olması tartışılabilir. 5 puan etkisi. Ama şu anki atılan adımlar istikrarlı bir şekilde. Hem diğer makro itaat politikalar gibi birçok karışık politika vardı. Onlarla düzenlendiği zaman etkilerini gördükçe tabii ki olacak. Şimdi biz baz etkisi diyoruz, ama her halükarda enflasyonun düşmesi tüm kesimler için iyi. İşte hocamız da belirtti. Firmalar bile faiz oranları yüksek. Buna rağmen kredi kullanmak istese dahi birçok firma finansa erişemiyor. Vatandaş konut taşıt alımı gibi bütün bu kararlarını ertelemek zorunda kaldı ki bankaların tanımış olduğu limitler ve kullanım toleransı çok daha düşük. Dolayısıyla bu bir geçiş süredir inşallah. Yani 2025'te ilk de faizler düşmeye başladıkça konut krizi, taşıt krizi, tüketici krizi gibi vatandaşa ve piyasaya biraz da olumlu katkılarını göreceğimizi umuyorum.